bir insanın sürekli olarak travmasını çözmeye çalışması, hayatının her alanında travma olduğunu düşünmüş olması, sosyal medyanın ya da bu işi görev üstlenmiş olan kişilerin ama ruh sağlığı alanında herhangi bir ilgisi olmadan da insanlara destek olduğunu söyleyen kişilerin travma diye diye kafana format at diye diye insanları son zamanlarda çok ciddi boyutlarda obsesif kompulsif bozukluğa sevk ettikleri görülmektedir. Kişi doğum kanalında travma ararken annesinin kendisini hiç istemediğini düşünüp sabahlara kadar ağlarken anneden nefret etmeye başlar. Kişi babasının hiç hayatında olmadığını düşünür. Babasının ona zamanında bir bisiklet almadığı için travma geçirdiğini düşünür ve yaşanmış anıları travma diye nitelendirir. Şu anda yaşadığı panik atağın gidip de çocukluğunda hangi akrabanın ne yaptı da ona böyle bir hastalık olarak kaldığını öğrenmeye çalışırken obsesif kompulsif bozukluğun pençesine takılmış olur. Kaygı, vesvese, vehim, endişe, sürekli öfke, sürekli aramak kişiyi akrabalarından, yaşadığı çevreden uzaklaştırmaya başlar. Bu efendiler insanın hayatında yaşadığı her anıyı travma diye nitelendiren bu efendiler yüzümüzdeki sivilcenin bile travmadan olduğunu söylemekteler. Yine bu efendiler insanın sırtındaki duruş bozukluğundan ya da doğuştan olan skolyozun travmadan olduğunu söylemekteler. Ey Türk milletinin kıymetli insanları, aklınız başınızda mı? O kadar değerli hekimlerin, cerrahların, bir sürü ortopedistin, nörolojistin düzeltemediği bir sürü duruş bozukluğu, kafa kırıklığı problemleri bir efendi uzaktan bakarak, travmayı buldurarak çözebilecek mi? Yayınlarının altına bu yasal uyarıdır, tıbbi işlem değildir deyip kendi paçasını kurtardığını düşünen bu kişilere itibar etmeyiniz. İtibar etmek isterseniz de kendinizi oduna, ateşe atarken yanınızdaki, çevrenizdeki insanları alıp götürmeyiniz. Hayatımızda her şey travma demek değildir. Bizler insanız, bitki değiliz. Bizler odun da değiliz. Elbette ki duygumuz olacak. Elbette ki ifademiz olacak. Elbette ki zamanında kızabileceğiz. Sonra geri geldiğimi affedebileceğiz. Ama bunların hepsi travma olarak geri geldi bana dersen ve travmalarınla sivilcen çözülüyor dersen, travmalarınla kellik çözülüyor dersen sen kafayı yemişsin kardeşimdir. Dikkatli olunuz.